iklim krizinin, daha geniş anlamda ekolojik krizin bu kadar yoğun olduğu, gitgide bir felakete dönüştüğü, küresel çapta bir felakete dönüştüğü bir dönemde yaşıyoruz. Ormanlar her yönüyle bu felakette tam bir emniyet subabı aslında. Yani bunun giderilmesi anlamında ve en başta korunması gereken ekosistemler. Ormanlar insanı da kapsayan, toplum çevre ilişkisi anlamında da çok değerli bir ekosistem. Aynı zamanda işte erozyondan önlenmesi anlamında, toprağın korunması anlamında, susuzluğun giderilmesi anlamında, yağmurların devamı anlamında ve tabii ki iklim krizine karşı sera gazlarının korunması anlamında çok değerli bir çok değerli varlıklar, müşterekler. Sadece insanı değil, tüm doğayı, tüm canlıları kapsayan, onların yaşam alanlarının bir müşteriyi, bir ortak alanı. Dolayısıyla ormanların korunması hayati derecede. Mutlaka korunması ve tüm sadece yangınlardan değil, her türlü yıkımdan korunması gerekiyor. Böyle bir dönemde Türkiye son derece bilinçsiz politikalarına, tamamen sermaye odaklı, kar üzerine, ranta dayalı politikalarına ısrarla devam ediyor. Ve ormanlar tam anlamıyla bir kereste deposu gibi görülüyor. Bahsettiğiniz gibi işte Cudi'den Hatay'a kadar, Kuzey Ormanları'ndan Kaz Dağları'na kadar farklı sebeplerden çoğu yerde, ama hepsinin derindeki sebebi ortak. Bunlar sermaye dayalı, ranta dayalı sebepler. Ormanlar bile bile aslında yok ediliyorlar, katlediliyorlar Türkiye'de. İronik ve çok acı bir durum var. Yani bir yandan orman yangınları olmasın diye ormanlara giriş yasağı varken, diğer yandan bu göz göre göre orman katliamlarının, sizin de dediğiniz gibi, hem Rize Çamlıhemşin'de milli park yapmak için ormanların betonlaştırılması için ağaçların kesilmesi, Cudi'de ağaçların yanması, Akbelen'deki bu korkunç katliam inanılır gibi değil. Yani gerçek olduğuna insan inanmakta güçlük çekiyor, bu güzelim Kızılçam ağaçlarının bu şekilde acımasızca kesilmiş olmasına. Zaten şu an yaşanılan olaylar, yani Cudi yanarken Akbelen'in kesilmesi, Çamlıhemşin gene tamamen betonlaşma, Milli Park adı altında yok edilmesi, bu ormanların ve dolayısıyla bu problemleri yaşayan herkesin bir araya gelmesi zorunluluğu, o kardeşliği zaten bize hissettiriyor. Problem ortak, problem doğa alanlarının sermaye için gözden çıkarılması. Buna izin vermemek için gerçekten dayanışmak, bir arada olmak, kol kola olmak, birbirimizi desteklemek çok çok değerli. Şöyle, sermaye her yerde aslında doğaya karşı bir mücadele yürütüyor. Ancak doğaya karşı mücadelesinin karşısında da bizler varız. Orman yangınları söndürülmüyor. Akbelen'de ağaçlar katlediliyor. Aynı şekilde Rize'de de öyle. Devlet de bu düzene ortaklık ediyor. Çünkü devlet aslında budur. Devlet sermayeyi korur. Biz de karşısındaki güçler olarak onların bu kıyımına karşı durmaya çalışıyoruz. Bu ormanların hepsi bizim. Hepsi bizim yaşam alanımız. Sadece bizim değil, tüm canlıların yaşam alanı. Cudi'de de ilk başta kesip sonrasında yaktılar. Burada ormanı katlettiler, nöbet alanı hariç. Burada Akbelen ormanının tamamını katlettiler. Bu mücadeleyi ortaklaşa sürdürmeliyiz. Çünkü bu ormanların hepsi bizim, bizim yaşam alanlarımız. Bizim yaşam alanlarımızı korumamız gerekiyor. Kuzey ormanlarında yine maden ocakları. Burada da yine maden ocakları ve kömür alanlarını görüyoruz. Termik santraller için. Şu an Akbelen'de İkizdere'deyiz. Cudi bölgesinde de hava sıcaklıklarından dolayı veya farklı şartlardan dolayı iklim krizinin de etkisiyle orman yangını oluyor. Tahminim 3 gündür devam ediyor ve şu an orada bu yangın söndürülemiyor çünkü halkın müdahalesi engelleniyor. Yani halkın ormanı korumak için yaptığı müdahale durduruluyor. Bu da oranın aslında Kürdistan'da olması gerekçesiyle politik bir engellemedir, siyasi amaçlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani orada aslında Cudi'de özellikle bir insansızlaştırma ve ormansızlaşma politikası yürütülmektedir. Aynı zamanda deprem bölgesindeki Hatay'da da bunu yine görmekteyiz diyebiliriz. Burada da günlerdir işte insanlar nöbet tutuyor.
Şimdi Orman Genel Müdürlüğü'nün asıl amacı ormanları korumaktır, ağaçları korumaktır. Fakat şu anda bunun tam tersini görüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü bir ticarethane gibi çalışıyor. Ve ağaç kesimleri için 478 tane ihale açılmış. Ve bu ihaleler sonucu Akbelen'deki ormanların 3/4'ü yok olacak. Bunu yakın zamanda nerede gördük? Hatay depreminde, Kızılay'ın depremzedelere yardım etmesi gerekirken çadırları, konteynerları, yiyecekleri satmasını gördük. Devlet organları bir ticarethaneye dönüşmüş durumda. Ve halk olarak bunun için elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Yani devlet aygıtlarının çalışmadığı gibi ticaret yaptığı görülüyor burada.